alan kalmadığı için bunu yapıyoruz. Evet, evet. Bak karşıda Sayın Başkan, su deposunun olduğu bile bölgeyi, köyün tam çıkış noktalarını bile hepsini şey yapmışlar. 2 yıldır. Köyümüz Aydıncı Köyü, merkeze bağlı 15 kilometre mesafede bir köy. Köyümüzün genelde geçimi hayvancılık ve tarım üzerinedir. Köyümüzde daha önce de hayvancılık yapıyordu. Bazı bölgelerde bu kiralamalardan dolayı sıkıntıya düşmeye başladık. Bir şirket, özel bir şirket, özel idareyle ortak yoluna giderek 3000 dönüm köy meralarımızı almak istiyor. Badem ve entegre tesis kurmak için istiyorlar. Bunun karşılığında bize sadece 15 tane kadrolu işçi alınacak. Geri kalanlar da mevsimlik işçi. Hani biz kendi işimizi bırakıp da mevsimlik işçi olmak istemiyoruz. Köyümüzde hayvancılık yapıyor, küçükbaş hayvancılık, büyükbaş hayvancılık yapılıyor. Bu meraların gittiği zaman hayvancılığın biteceğini belirttik. Biz de köy muhtarı olarak, heyet olarak, halk olarak bunu istemiyoruz. Buna karşı köyümüzün vatandaşlarında imza topladık. Köy heyeti ve vatandaşlar olarak köy karar defterine de böyle bir şeyin olmayacağına karşı kararlar aldık ve dilekçelerimizi gerekli kurumlara, valiliğe, il özel idaresine, tarım il müdürlüğüne dilekçelerimizi verdik. Hani halkımız bunu alanlar giderse hayvancılık biter. Sayın Cumhurbaşkanımız, yani, Tarım Bakanımız hayvancılığa destek veriyor, şey yapıyor. Burada genç çiftçi hibe desteğinden hayvan alan insanlar var. Bu hayvanları otlatacak bir alanı kalmıyor. Yani bitiyor. İnsanlar geçimini hayvancılık üzerinden sağlıyorlar. Bu insanların, köylülerin mağduriyeti yaşanacaktır burada. Bu proje zaten orada sunumda da söyledikleri gibi köylülerin haberi vardı orada sunum yaparken. Biz de orada buna itiraz ettik. Haberiniz yoktu yani. Haberimiz yok. Orada ben köy muhtarı ve heyet... Tevafuk duydunuz. Duyduk ve toplantıya gittiniz. İştirak ettik. Ne oluyor dediniz? Ne oluyor dedik. Evet. Hani orada sunum yapan kişi köylerin de bu olaydan haber olduğunu, biz de buna itiraz ettik. Ben köy muhtarı ve heyet olarak bununla alakalı bir bilgimiz yok. Hiç haberiniz haberimiz yok. Böyle bir projeden, yani köyün mülki amirinden haberi olmadan o köyün mera arazisi hakkında bir karar verilmiş. Karar verilmek üzereydi. Verilmek üzereydi. Şimdi bu konu tekrardan tartışılmaya taşındı. İlerleyen zamanda 1 Kasım'da tekrar Elazığ İl Meclis de tekrar görüşülecek. O zaman da yine gerekli itirazlarımızı yapacağız. Köyümüzün hakkını savunacağız. Ben köyümüzün temsilcisi olarak. Teşekkür ediyoruz. Saadet Partisi olarak sorunlarımıza dinlediniz, ortak oldunuz. Köyümüze hoş geldiniz. Katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Bize çok sağ olun diyoruz. Evet, bugün Aydıncık köyümüzün sorunlarının olduğunu haberini duyduk. Buranın muhtarı Ali Güler Beyefendi ile fikir alışverişinde bulunduk. Şimdi görüyoruz ki aldığımız bilgiye göre muhtar Ali Bey şunu ifade ediyor. Bizim 3000 dönümlük bir mera alanımız il özel idare ve özel şirketle birlikte bir bademlik alana çevrilmek isteniyor. Ve burada bunun karşılığında da bizleri mevsimlik işçi olarak çalıştırmak istiyorlar. Biz zaten diyor sürü sahibiyiz. Bizim zaten kendimize ait bir gelir kaynağımız var. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Bizim mera alanımızı öldürmesinler. Bu bize yeterli. Yani buraya yapacaklarına bizim atıl olan tarım arazilerimiz var. Bu arazilerimize gelsinler, badem eksinler. Oradan istifade etsinler ama bizim mera alanımıza dokunmasınlar istiyoruz diye bize bilgiler verdiler. Bu hususta görüyoruz ki büyük bir mağduriyet yaşıyorlar. Şu gördüğünüz sahil kenarından tutun da kocaman bir araziyi 3000 dönümden bahsediyoruz. Böyle bir araziyi bir özel şirketle birlikte bademlik alana çevirmek istiyorlar. Şimdi buradaki alanı siz bademlik alana çevirseniz ne olur? Buradaki vatandaşlarımız, Aydıncık köyü vatandaşları gidip
hayvanlarını nerede otlatacak? Bu sorunun cevabını da vermeleri lazım. Bunun haricinde bu 3000 dönümün içerisinde özel alanlar var, özel tapulu araziler var. Bu tapulu arazilere nasıl ulaşılacak da nasıl yol gidecek? Yani burada bir taraftan genç çiftçi desteğiyle 20-30 tane hayvan için destek veriliyor ama bu tarafta binlerce hayvanı olan sürü sahiplerinin hayvanlarının telef olmasına neden olan bir politikayla karşı karşıyayız. Yani burada bir iletişim kopukluğu var. Bu tür politikalar gördüğünüz üzere hayvancılığı bitirmek üzere uygulanan politikalardır. Yani siz tabii ki hayvancılığı bitirirseniz et ithalatı kaçınılmaz oluyor. İşte görüyorsunuz yurt dışından ki Avrupa ülkelerinde insanlar hayvancılığa değeri daha çok verirken, daha çok artırırken, daha çok değer verirken bizim burada 3000 dönümlük araziyi bir bakıyorsunuz bademliğe çevirmişler. Yani bunu yaparken bari gelin muhtarla konuşun. En azından onlardan bir fikir alışverişi yapın. Muhtarın tevafuken haberi oluyor bu konudan. Biz bu olayların hepsinin takipçisi olacağız ve bu kardeşlerimizin hepsinin yanında olacağız.